Selamlar dostlar. Sizlerle bugün Dealer's Life 2'yi oynayacağız. Dolandırıcılıkta bir çığır açmaya çalışacağız. Birden alacağız, onu satacağız. Ondan aldığımızı 20'ye satacağız. Böyle böyle bu sektör devam edecek ve biz milleti dolandırmaya başlayacağız. Öncelikle karakterimizi seçiyoruz. Şöyle ki farklı farklı özellikleri var. Bunları oynadıkça konuşacağız. Ya böyle zengin olana kadar, şeye kadar, hani en iyi dükkanı alana kadar şey yapacağız, oynayacağız. İyi paralar kazanacağız. Birincisi güzel oyundu ama bu ikincisi de hiç fena değil. Şu an için makul derecede bir dükkan ile oynuyoruz. Selamlar, geldin demek. Sen etrafına bakın, eminim burayı çok seveceksin demiş Bob Çakal. Gerçekten de çakal bir tipi var. Bölgenin bizim olduğumuzu söylüyor. Buradan gitmek istediğini falan. Gitmek istediğimize. Bu bizim muhtemelen ortağımız olabilir. Evet, muhtemelen ortağımızdı. Muhabbete başlıyoruz. Dayı bozuk para getirmiş herhalde. 72 dolardan başlıyoruz, öyle mi? 2016 yılında üretilmiş masa tenisi raketi. 72 dolardan değeri var. Yani 120 dolardan okutabiliriz bence ama bir karaktere de bakmak lazım. Şimdi ne kadar yetenekleriniz olursa karşınızdaki kişinin zekası ve aç gözlülüğü hakkında bir bilginiz oluyor. Şöyle ki eğer bu bar çok yüksekse bu herif hani satmaya çalıştığı malı çok daha yukarıdan satıyor. Mesela hani 100 dolarlık bir malı sana gelip 120'ye satmaya çalışıyor ama bu eğer aşağıdaysa sıkıntı yok, dolandırabilirsin. Eğer zeka olarak da düşükse çok rahat büyük fiyatlara, fahiş fiyatlara dolandırabiliyorsun. Şu an için aç gözlülüğünü görebiliyoruz. Güzel ketenpere usulü. 116 dolardan aşağı kurtarmıyor biliyor musun? Enayi. Ne? Bakalım. Benim adım Judith. Şu raftaki ürünü almamışım falan filan filan. Bakalım. Lamba. Kendi ayağıyla geliyor. Şimdi 205 dolar ama abla bize 300 dolar veriyor. Lakin ben ne diyorum? Ya bana geliş fiyatı 400 diyorum canım. Ama bu karakterine bakmak... Aa zekiymiş bu, bak bu ne olmaz. Geliş fiyatı bir anda iniverdi. 320 dolara indi. Mis, mis, çiçek. Bak bu biraz zengin geldi. Diğerleri ki bozuk para getirmedi. Ne istiyorsun lan? Ha, oyun başı bize verilen en değerli şeyi istiyor. Ne veriyorsun? 4000 lira. Bir karakterine bakalım. Tabii belirli değil. Şimdi biraz indirim yapalım. 2000 olduğunu o biliyor. Bilmiyor, biz biliyoruz. 3800 son. Çetin alıcı çıktı. 3700'e ta. Al git, al git. Ha, tamam, okey. Okey. 50 dolara lafım olur. Yağın alış. Kıyafet. Durumu çok kötü. Tamirci olmadan da bunları tamir edemiyoruz. O biraz kötü. Şimdi 305 dolar tahmini o zaman. Ama şimdi az para koydu. Tek karakterine bakalım. Yok artık. Geliş fiyatına mı satacağız? Bak 450 dolar. Aslında elden de çıkarasım var. Tamircim olmadığı için. 430 son. Al git. Al git, al git. Tamam hadi git. Almıyorsan da git. Kapama dükkanın önünü. İlanlar var burada. Tezgahtar, tamirci, güvenlikçi vesaire vesaire. Bunları ileride deneyeceğiz. Şu an bir tane çalışan alabiliyoruz. Mesela bizim şurada şeylerimizi görebiliyoruz. Mesela bu kıyafetin durumu çok kötü. Ama tamirciyi bu kadar erken almak da, mesela şunun gibi bir tamirci haftalık 15 bin dolar çok. İleride alacağız. Daha ucuzları da var. Seviyeleri var. Seviyelere göre fiyatları artıyor. Mesela güvenlik görevlisi gerekli. Tezgahtar gerekli. Karizma. Size pasif puan kazandıranlar var karakter olarak. Atıyorum hani karizma daha kolay ikna etmemizi sağlıyor. Bilgi ise karşındakini daha iyi analiz etmeni sağlıyor. Yani nasıl dolandırırım falan. Sezgi ise sahte eşyalar geliyor.
Şimdi senin anlamadığın ve karşındakinin de anlamadığı sahte eşyalar olabilir. Mesela şöyle 3 durumda olabiliyor. Sana getiren adam sahte olduğunu bilmiyor bazı durumlarda. Yanlış hatırlamıyorsam. Getiriyor, sen de sahte olduğunu bilmiyorsun. Sattığın adam da sahte olduğunu bilmiyor. Öyle tren. Ama sen bunu eğer analiz edersen sana malı getiren adama diyebiliyorsun ki sen bu malı bırak git yoksa polisi çağıracağım. Diyorsun. O da tamam eyvallah diyor. Malı çok ucuza bırakıyor. Sen de onu enayiye satıyorsun. Çok fena dolandırıcılık oyunu ya. Şu an için yetenek vermeyeceğiz. İyi geldi. İyi geldi. İyi geldi. İyi bir fiyat verdi. Ama çok açgözlü birisi. 800 dolar desek muhtemelen kapıyı vurup çıkacak ama. Bak az az arttırıyor. Yani ben de öyle düşünmüştüm. Bakayım sen... Sen okeysin ya. Sana bunu 900'den satarız biz. Tek atık. Keşke 1000 deseydim. İşte böyle durumlar da olabiliyor. Bu da kötü bir şey değil. Alınabilir. Yani esna şey alacağız. Çalışan alacağız. 305 dolar demiş. 600'e satarız herhalde. Bir bakayım. Zeki adam ama eli de cömert. İşte çok zeki. 450, 450 diyelim. Bir anda çok düştük ama kabul etmedi zaten. Çok fiyat düşünce de kullanıyor herifler. Bak bu satmaya geldi şimdi. Diyorsunuz ki ya kendi ayağıyla geliyor zaten muhtemelen. Evet, güzel. Diyorsun ki hani bu baltanın sapı kırık. 70 dolardan fazla etmez. Ama o kadar da abartma dedi oyun. 80 dolar diyelim. Orta fiyat bulmaya çalışalım. 85 diyelim. İki tetik. O baltayı alsam da tamir edip satmak zaten şey olamazdı. Şöhret seviyesini artırmamız lazım. Açık artırmaya katılmak için. Onu da şunları arttırdığımız zaman yapıyoruz. Hani 2000, 2000, 2000 verip. Ama şu an elimizde nakit para yok. Az var. Onu düzelteceğiz. 400. Bakayım. Sen zengin birine benziyorsun ha. Ama getirdin para az. 600. Yürü git lan. Hayır kurumu işletiyoruz sanki. Muhtemelen bu sahte. Bu kadar ucuza vermez normalde. Bir bakayım. İşte bir şey bilemiyoruz. Sahte olabilir bu. Yani bakışlarından da bir haşinlik sezdim. O yüzden de sahte olabilir. Sahte ise şu fiyatı muhtemelen kabul edecektir ya. Düşüyor da yani. Daha da düşüyor. Ama gene de alacağım. En kötü sahte ise yine sahte satarız yani. Tamam ver git hadi dayı. Şimdi hangi malın ben de değerini bilmiyorum. Adam da bilmiyor. Ben buna bir 3000 diyeyim ya ne olur ne olmaz. Düşersek de düşeriz yani. O civarda bir şey diyorsun. Ya etiket fiyatı yanlışmış. Neyse git hadi. Ben de ortalama değerini bulmuş oldum. Buna da katılamıyoruz. Ne bu dayı? Koleksiyoncu. İşte satın almak için gel satmaya geldiyse sıkıntı da satın almaya geldiyse bunlar iyi. Ucuza satıyor. Koleksiyoncu yakalayınca kitle gitsin. 70 dolardan ver bakayım sana. İnmiyorsun. Tam da 80 sat. Az önce aldığımız ürün. Ya geliş fiyatı ben bunu bizzat 350 dolar aldım. Ama sana hayrına satıyorum. Gelene kadar hayrına satamadık. Day 300 son. Tamam hadi al indirim istiyor illa ya. 5 dolar yapalım. Al git tamam al git. Seviye attıracağım da şu an hiç üzerimde hiç nakit yok. Her şeyin bir fiyatı var. Olmaz. Ne bu? Ceza kesti bize yani böyle eventler de var.
Bu ne oğlum lan? Kahveden çalıp getirmişsin. Dur ilgileneceğim sana. Bu daha değerli bir şeye benziyor. Güzel. Aa güzel. Çaldın mı lan bunu? O zaman 450 dolara okey miyiz? Ama şimdi çok da düşmek istemiyorum. Mal güzel. Kıvama geleceksin sen. Geleceksin. 540 son. Daha da düşmem. Adam da düşmem dedi. Tamam ben düşerim. 4. Kahveden aldığın okey takımını bana 146 dolara mı satacaksın? Kaç yılın? 2006 yılında üretilmiş. Muhittin abinin sigarası şurada duruyor. 10 dolardan fazla vermem buna, git. Yok yok yok. Git. Dükkanı açalım. Yemin ediyorum sana ablacım, bana geliş fiyatı 1000 dolar. Ama sana 800'e veririm. Ölücüsün sen de abla. Aa git. Sahteciler de güzel, böyle güzel itlik yapabiliyorsunuz. Yani eşyayı bayağı değerli parçaya dönüştürebiliyor. Çok saçma bir şey ama itibarınızı düşürüyor. Şu an iyi karakter üzerinden gideceğiz. Hani iyi dolandırıcı üzerinden gideceğiz ama kötü dolandırıcı serisine çekersek onu öyle şey yaparız. Hani kötü dolandırıcı da full itibar düşürmeyi öneririz. Ne lan bu? Rugby bir topu. Nerede çaldın bakayım onu sen? Almaya değmez ama hadi 12 dolar veriyorum. Git, git. Aa, bu iyi bir şeye benziyor. Sen bir arka sıraya geç bakayım. Biraz nakitimiz olsun üzerimize ya. O güzel bir şeye benziyor. 800 dolar ama sen vermezsin bu parayı herhalde. Ha verirsin. Yermiş. 750 dolar. 730 son. Hadi. Ah, güzel. Enayi. Bakalım ne istiyorsun dayı. Çok. Düş biraz ya. Anlasın. Çok alakasız teklifler verdim. Keşke alsaydım. Ama şimdi sahte de çıkabilir. Değerini de bilmiyorduk. Ne bu? 80. 80. Git. Aa, bu iyiymiş. Oğlum bizi kazıklayacaksın mı lan? Sahte lan bu. Bu kadar az fiyata vermezsin sen normalde ama. Sen gene de bir düş bakayım. He düşmem diyorsun. Tamam 580 10 dolar. Muhtemelen sahte çıkacak o. Çıkmazsa iyi, çok var. $1700'dan aşağı olur mu? Olur olur olur. Git hadi git. Aa, bu iyi. Bu çok iyi. Şimdi karakterini bilmediğim için 5000 diyeceğim. 5400 son. Hadi orta yol. Orta yol. Tamam lan 5 ver. 4. Yara fiyatına geldiği için tav oldun. Ne bu? Seksen. Bakayım. Çok üzüldüm. Ya bu 1500 dolardan aşağı etmiyor. O kadar da etmiyor da dur. Ya 1300 dolar hadi. Bu kaskı daha fazlaya da veririm ama. Almasan alma. Sen kaç veriyorsun? Sen daha kötü. Sen daha ölücüsün. Az önceki abla 2000 dolar verdi, vermedim. Git. Gel gel. Şimdi. Ben bunu 13.000 dolara satın aldım. Senin iyi niyetin için 14.000 dolara satacağım sana. Çok ucuza gitmesin. Biraz kar edelim canım.
kahretsin. Dayı şunu 1400'e vereyim de kurtulayım ya. Al git, al git, al git. Hadi, eyvallah. Gönlü bol. O zaman 1200 doları sen şeysin. Tavsın. 1100? Tamam lan, al git. Kurtulayım bundan da. Bu ne lan böyle? Sen bir sıranın sonuna geç bakayım mı? Her zaman bir alıcı vardır. 13.000 dolara sana satacağım. Ama fiş vermem. Yersin sen ya. Yemez miyimsin? Neyse, o da bu. O da bu. Ver, ver. Ne lan bu? Ya yürü git. Bu iyi bir şeye benziyor. Çok. Yuh. 2200 dolardan aşağı olmaz. O da beğendim. Git 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 git. Ha, buranın dolandırıcısı benim ya. Karakter özelliği alacağım birer tane. Bir seviye daha almak istiyorum ama üzerimde bir şey yok. Açık arttırmalara girmek istiyorum daha doğrusu. Oğlum çok ucuz bir ondan. Biz bunu iyi aldık da. Git. Sen geç bakayım bu. İyi bir şeye benziyor. Geç bakayım bir sıranın sonuna. Ne bu? Ak masada adamlar. 150 dolar. Dolara tavsın bence. Hadi 350. Git. Ufak paralarla ilgilenmiyorum ya. Daha büyükleri lazım. Sen buna ne istiyorsun abla? 100 dolar. 150. Git 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 git. Açık artırmaya katılamıyorum ya. Ona tilt oluyorum. Ablam. 2200 dolar bu. Yuh. Geliş fiyatına mı verelim yani? Bu. Bu güzel. 180 dolar. 210. Hadi. Ay, fiş vermedim. Güzel. Güzel. $400 al git. Al git. Al git. Gitmiyorsan gitme. Ne bu? Çocukluk oyuncağını mı getirdin? İlgilenmiyorum. Oyuncakçı dükkanı sanki. $420 al git. Al git de kurtulayım bundan. Da tamam Allah. Dayı 2200 dolara veriyorum bunu bakayım. Zeki bir adama benziyorsun ama. 2000 okeysin. La tamam, 1950 al git. Al tamam, düz yaptım hadi. 22.000 paramız var. Bir tane yetenek alsak aslında iyi olacak ama şu beyin yıkıcı iyidir ya. Bunu bir alalım. Bazen kritik hatalardan gerçekten iyi dönmemizi yarıyor. Bir tane balta kaldı. Elimizde mal da yok. Para lazım. Bu ne lan? Git şuradan. Bizde bir şey var zannediyoruz. Dükkanı açıyoruz o kadar. $600. Sen bir sıranın sonuna geç bakayım abla. Çok. 1000 dolar daha fazla verme. Ablam bunun köşesi çizilmiş. 700-800 dolar. Bak antika diye alıyorum ama 96 yılında üretilmiş. Sen de beni kazıklayacaksın galiba. Yine güzel güzel. Keten peri usulü. Başka attırmaya katılalım artık ya. Ne bu ne?
Senin Allah belanı vermesin. Vazoyu kırdı. Ben niye bunu hakikaten yüksek teklif veriyorum? Dur lan, şirazemi kaydırdı herif. Oyun kendine gel ya dedi. La git la. Sen bir bakayım. La ben de bir şey zannettim ya. Taşlı küpeyim gibi, gümüş falan zannettim. Dayı sen çık çık. Kırdı ya. Vallahi vazonun ikiziği var demiştin mi? Bizim lavuk kırdı onu tamamen. 1200 dolar. Bak ne yüksek veriyorum ben hakikaten lan. Dur özür dilerim. Yok. 800. Lavuk vazoyu nasıl kırdıysa hala aklım vazoda ya. $50. Ya şu işlerden artık kurtulalım. Biz bir büyüyelim be. Ha? İyi var iyi. Gene kazıkladık. Kırdı vazoyu çünkü değeri çok düştü. Ben risk alıp seviye atlasam mı acaba? Ya burada en iyisi şanslı olmak olacak galiba. Buna katılamıyoruz da diğer açık arttırmaya katılabiliyoruz. Böyle random mal alırken iyi olacak. 400 dolar. Zaten bir tane malım var. 400 dolar. Bir gel bakayım ya. 350'ye bağlarım ben onu sana. Git 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 git. La tamam la. Gerçi bu herif benim herif bunu da kırdıydı değil mi? Tamam da 250 ver git. 250 ver git de vermedi. Diğer. Yürü git lan. Baraj kesiyor bizden. Ne bu? 120. 170. Hanım ablam. Tamam olur iki katı. İki katı olan her şey okeyim. Abla. Buna bu fiyatı veren varsa bir çift daha alacağım ben. 600 dolardan fazla verme. Benceden de aşamayacağız. Güt. Güt. Hayır kurumu işletmiyoruz burada. Küpeler güzelmiş. 400. 400 idi sana. Tamam 450 hadi. Hadi ver. Neyse 550 versen. İyi iyi. Okey. Güzel. Çok kazıklayamadık ama olsun. Çalışıyor mu ablam? Çalışıyor çalışıyor. Güzel güzel. Oo sen cömert birisin. Sen bunu bir 3000'e sıkarsın bize. Yuh. Yani. 4000 son al git ver git. Tamam tamam hadi 4300. Sen getir o silah lazım bana. Ablam 4500. Hiç düşeri yok ya. 5000. 5500 hadi. Tamam neyse. Ben bunu pahalıya satarım. Şu baltayı da ver gitsin oduncu baltası gibi kaldı burada ya. Zaten oduncu baltası da. Tamam al git al git helal hoş olsun. Ne bu? Ne lan bu? Bu kadar param var. Ketenfere yapamadık. Tamirci mi alsam acaba ya? Ya şu ürünü tamir etsem beyin yıkamadan daha çok iş yapacak. Kov bunu. Şu silah kitle. Tamir et. Bunu çok büyük paralara satabiliriz çünkü. Ne lan bu? 350 dolar. Allah kahretsin. Keşke karakterine baksaydım.
Daha sonra ilgilenmiyorum, ilgilenmiyorum. Kaç güne yapıyorsun silahı? 4 güne. İyi. Ha, bu güzelmiş. Ablam 3000 dolar son para. Yersin sen bunu. Ama aşk gözlüğünün de üzerinde yani. 4000. Vermez vermez. Maalesef ki vermez. Çıkarttırma satış. Abi ben çıkarttırmaya ne koysam ya? Yüksek kalite istiyordu galiba. Aynen. $600 abla. 550. Güzel. Tapuş da tablesine girelim. Güzel. 400. 480. Çok düşük fiyat veriyorum biliyorum da değersiz oldukları için. Ben sana bunu birini satarım ya. Güzel. Ya dükkan şu an resmen esnaf şey hani koleksiyoncu değil de esnaf dükkanına döndü. Ancak önünü kurtarabiliyor. İyi dolandıramıyoruz demek ki. Yani niye buna fazla para vermeye çalışıyorum? 700 700 700 abla. Ha. Enayi. Tahmini fiyatını bilemiyoruz şimdi. Tabancanın şeyini kaldıracağım. Şunu da tamir et. Güzel. Silahtan iyi bir şey bekliyorum. Silah kurtaracak bizi. Al, verdim verdim. Allah'ın belası verdim. İtibar düşürmesini istemiyorum. 1200... 1000 dolar hadi. 1000 dolar. Koleksiyoncusun değil mi lan? Yok değilsin. Daha çok da ucuza satıyordu. Verir mi? Vermez. Silah için geldi. Ne kadar? 13.000. 13.000 kurtarmaz. Kurtarmaz arkadaşım. 17.000 dolar. Senin adil fiyatının... Aa, dur bakayım sen kıvama geliyorsun. Yok vermiyorum. Sonra uyumuş. Bunlar şey rehin eşyalar, bunlar ileride gidebiliyor. Dayı iyi güzel de bende para bitti lan. Şu silahı alsaydım keşke. Git git dayı ilgilenmiyorum ya. Allah kahretsin, kötü durumdaydı, onu donarırdık. La batıyorum Edirne kapı. Bir şey alalım. Ne veriyorsun? 900 dolar hadi. Git 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 git. Biraz nakit uzun. Ha şöyle ya. İyi ki az önce satmamışız. Bakayım sen tatlı birine benziyorsun ama dayı o silah fiyatı Edirne o değil ya. Ay yermiş. Fiş almayacağım. 33.000'e yapacağım sana bunu. Ama daha fazlası yok. Ama şimdi bak iyi hal diye bir indirim de var biliyor musun? 2000. Kurtardık günü. Ne lan bu? Aa güzel. 2500. Neyse ver versen. Bu iyi bu iyi. Bunu alayım ben. Aa beyin yıkamacım yoktu. Keşke alsaydım ya. Kadının verdiği fiyattan. Nadir üstü eşyaları verebiliyoruz ama bu hala bizim elimizde değil bu arada. Bize verilmedi daha bu. Bunları ucuz alabiliyorsunuz ama istediği zaman geri alabiliyor. Hani bir nevi tefecilik. Evet. Baya baya tefecilik. Eğer günü geldiğinde getiremezse sıkıntı. Bu arada kameradan dolayı galiba tam gözükmüyordu ya. Dur bakayım. İşte dikkat etmedim para fiyatı. Şöyle devam edelim. Ya zaten minimal değerler olduğu için çok da önemli değildi. Daha yüksek fiyatlı değerler de oynayacağız.
Ama keşke solda devam etseymiş. Sadece şuraya sayı giriyordum yani. Merak eden varsa. 600. 600 dolar. Yuh. 800. 900. Okey. Tamam. Az önceki silah değil ya. Kapatmıyor bir şey. İyi kapanı. Ürün güzel. Mal güzel. 1700 vereyim ben sana. Bunu ben tamir edeyim ya. Verdin mi? Güzel. Güzel. Şunu bir tamir etsin. Bunu bayağı iyi bir paraya satarız. 4 gün içerisinde bu ürün bana geçecek. Ucuz, çok ucuz fiyatı. $1000 yemez mi? 1200 ya da direkt 1400 vereyim ben ya. Ürün lazım bana. Şu anda nakitim var, ürünüm yok. Güzel. Güzel, güzel. Eşyaların fiyatını arttırdı bir süre. 1700 dolar. 1650 ver. La tamam, düz 1500 ver, al git. Al git, al git, al git. Bu ne lan? Bakayım. Güzel. Şimdi oradan bakınca benim bu ejderhaları alıp Daenerys gibi uçacağımı mı zannettin acaba? Hı? 20 bin dolar. İkiz üçürük. Lan o kadar para yok ki. İyi. Şeyi aldık. Bizim üzerimize geçti. Ne bu? Ejderhaları kaçırmasaydım iyiydi. Ya da ne istiyorsun lan? $6000. Tamam hadi 5500 ver. Moralim çok bozuldu. Allah senin de. Neyse fiyatını öğrenmiş olduk. Dayı $400 al git. Kötü günün benim, 600 hadi. Almasan alma. La ürün sahteymiş ya. Dolandırıldık. Neyse çok da önemli değil. Biz onu başkasına satarız canım. Geldi tavşan. $5000. Birebir replikası diyecektim ya lan. Neyse. Dayı ablam 5000 al git. 5000 çok diyoruz ama ya. 4000. Ürün değil, o kadar değil. 4000 bile çok. Ne lan böyle? Aa. Abla sen bunu nereden buldun? O çok ya. 4000. Sezgi yok ki, göremiyoruz. 4500. Ver ya, ben bunu tamir ederim. Bu iyi. İyi bir şeye benziyor. Şimdi tamir edelim. İkiye katlar fiyatını. Güzel. Kendi ayağıyla gelen fırsat. Ama 4500 be ablam. Kesin konuştum. Ne bu? Bunu antika diye mi getirdin? Neyse. İlgilenmiyorum. Bu güzel. Ablacım bak şimdi. Sen raconu bilmiyorsun. Sen şimdi ucuza getireceksin, bana satacaksın.
Ben de senin arkandan gelen müşteriye aynı ürünü fazlasıya satacağım. Şimdi sen tahmini 110 bin dolar olan bir şeyi bana 174 bin liraya satarsan bu denklem bozulur. Yani sen kaybedeceksin, ben kazanacağım. Senden sonraki gelen kişi senden de daha çok kaybedecek. Anladın? Bu iş böyle. Olmaz. Olmaz, öğren bunları. Roller değişmesin ya. Ne lan bu? Hı? Sen neyi satmaya çalışıyorsun ki, ben anlamadım. Ha, bunu almaya çalışıyorsun. Sen 7 biraz çabuk kes bence. Son param ne diyor? Evet. Tamam, okey, al git, al git. Güzel. Vazoya mı geldin? Aynı fiyat. Biz satamadık şu sahne malı. Ama katılamıyoruz. Al git, al git, al git. Bu ne lan? Ablam iyi güzel de bu savaş görmüş. Fiyatı mı arttırdın lan? Ben de fiyatı düşürürüm ha. Yok. Öleceğe verilecek mal yok. Şunu açık arttırmada satacağım ya. Oğlum hadi lan, bundan iyi mal yok lan. Ekrem abi, arttır şunun fiyatını. İyi kârdayız. Arttır, arttır. Çok iyisin. Devam. 2600 oldu. Güzel. Devam. Arttırın. Yok mu alan? Oğlum iyisin lan. Pişt. Ha, devam et. Oğlum bundan iyi malı bulamazsın. Neyse. Güzel. Güzel. Ne bu? Bakayım. Bunun fiyatı kaç? Yok. 1000 dolar. Tamam, ver. Ver, iyi. Küçük esnafı oynuyoruz resmen. Sen koleksiyoncusun. Sen beni kazıklamaya çalışırsın. 7000 dolar. Tamam, 8000 son. Bu da ver, tamam lan. Ama fiyatını da bilmiyorsun. Çok büyük kazık yemiş de olabiliriz. Yok ya, boş ver. Param yok. Son param bu. Ver. Allah kahretsin. Keşke geçseydim. Kadın dünyanın parasını verecek bunu şimdi. Ablam 35 bin dolar. Kurtarmıyor aşağısı. Onu kurtarıyor. 32 bin dolar ablam. Aman al git. 55 bin dolar da alamazdık öncekine. Kötü oldu. Büyük fırsatlar geliyor bazen. Ha, iyi bari bunu, bunda kazık yememişiz. Yediseydim üzülürdüm. 14 bin dolar. Verecek misin o kadar? Vermezsin ki, sen de garibansın, ne yapalım? Ben genelde bir 400 dolar daha sık da dükkanın faturasını ödeyelim. Ha, güzel. Ne bu? Tost makinesini mi getirdin? Bir saniye. Corey Bryant. Aa. Aa. 500 dolar. Da 800 var ya. Ben bunu satarım ya da. 850 ver, 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 hadi ver. 10 doların lafını yaparım, evet. $2500 etiverse kurtarırız. Aa, tek attım. Güzel. Bunu da alalım. Değeri 1800, biz şimdi 1360 dolar verdik. 1800'e dolara kadar verebilirim bunun. Gelirse güzel olacak. Verdin mi? Verdin, iyi. İyi. Güzel. 3000 dolar. Aa, sen tavşansın. 1800.
Yeteri kadar tavşan değilmiş. Ne lan bu? 4800 yaratı yok. Star Wars Sailor öyle değil mi hayranları? Bunun yarısı yok. Tamamlanmamışı bu. Ha, tamam ver iyi bir şeye benziyor. Güzel ama bir dur. İlgilenmiyorum bununla ya. Bu ne? Şeyi yeni bir tamir ürünü bulalım. Durumu kötü olan ama değeri fena olmuyor. Şunu tamir edebiliriz ya. Karaktere seviye alabiliriz. Valla şansa veremiyoruz. O daha fazla olur ama karizma olabilir. Üçünü de alsak ne olur? Güzel. Stoklarım dolu. Allah belanı versin. O sinirli müşterilere imzalatsan oradan 20 bin dolarlık iki tane kağıt. Gitti eşyalarımı kırdı. Dünyanın parasını verdim ben onlara. Ne bu ya? Git oğlum şortunu getirmiş satmaya çalışıyor. Benim morali 0-0. Ne lan? La 1000 dolar la bunu. Yok 1400 dolar. 1500 son. Hadi bunu ver. La ver la hadi ver. Malımı kırdılar yahu, gezegeni kırdılar, o çok paraydı. Ya kırıp baya baya parçalayıp elime verdiler. Satamıyorum. Tamirci bari tamir etse ama direkt silmiyor envanterden. Gitti gezegen gitti ya. Güvenlik görevlisi almam lazım benim. Ablam 2000 dolar. 1850 ver hadi. Al git. Bunu az önce bir müşteri 3000 dolar istedi vermedim. Yok. 3000 dolara almak istedi vermedim. Ama sana 3000 dolar vereceğim. 3000 dolar. Git. Ne lan bu? Sezgilerim zayıf. Aa enayi. Ya da biz enayiyiz. Çakma mal alıyoruz. Dur bakalım. Güzelmiş. 5000 diyeyim bir yarıdan bir... Ha yersin. 7500. Okeysin. Güzel. Süper. Onu bir de tamir ederiz. Nerede o? Şunu hemen bir tamir edelim. Bundan ekstra bir gelir alırız ve böylelikle daha da fazla artırırız parayı. Ablam bir arka sıraya geç. Şu elimizdeki bir satalım da bir mal mülk edinelim. 8000 aşağı olma 8000'den. Bu da 10.000'den aşağı olmaz. Güzel. ...1750 diyelim. Ya sen tavşansın. Kendi ayağıyla gelen tavşan. Ya sen iki kere tavşansın. Bu ne lan? 1000 dolardan fazla etmez. Çünkü rengi pembe. Yok. Yok abla yok. Ya. Hah katılalım şu depo artık açık arttırmasına. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Bugün açık arttırmada falan filan. Vay oğlum benim mal burada. Neyse ben şunu alayım bir. Giriyorum. 21 bin mi? Attırmayın lan ne olur ben alayım. Şşt. Şu ablanın ismini not al. Attırma ablam. Vallahi arttırma. Ne istiyorsan koleksiyondan ben sana veririm. Kazık yemedik de bana. İyi. İyi. Ben bunu tamir edip 10 katına satarım. Güzel. La git la. Bu.
Alamıyorum bunu. Dükkan küçük geldi. Muhtemelen kılıç da iyiydi. Bunun ne kadar olduğunu da bilmiyoruz ki. Tahmini bir fiyatı yok. O yüzden satmak riskli. Sat gitsin ama ya. Tamir etmekle uğraşamayacağım bunu. Aynen ucuzmuş. Tamir etsek birazcık artardı, çok değil. Ablam sıran sıranın sonuna geç. O güzel bir şeye benziyor. Şöyle biraz para kasalım. Kitabı mı? Kitabın 40 bin dolardan aşağı bakayım ya. 40 bin dolardan aşağı getirsiyor. Yer diyorsun ama kötü, ben bunu tamir etsem zaten 40 bine satarım. En fazla 38 bin. Tamam git. Oyuncağı satayım sana ya. Al. Yapma. Nasıl 2000 alırsın bunu? Aldın aldın. Güzel. Ablam 15 bin dolarım var. Ver lan bunu bana. $15,000. Son param bu. Güzel, şeyin fiyatını bayağı arttırdı bunu. Şimdi bunu kilitleyip tamir edeceğiz ama bu bayağı bir sürecek gibi. Biz daha başlangıç fiyatına katılamıyoruz. Güzelmiş ama. Bunu da katılamıyorsun. Peki. Ya git la. Ölücü. İyiymiş. Kaça satıyorsun? Böyle şeyleri kaçırıyorum ya. Tilt olurum şu oyunda. Vereyim, al git. Bir arka sıraya geç. Ha işte bunlar çok ucuz oluyor çünkü geri almak isteyecekler. O yüzden minimal fiyatlara veriyorsunuz ama almazlarsa çok hoş oluyor. Yani bayağı bir karlı oluyor. Tamam, 2900'e de okuyayım ben buraya. Dayı silah güzelmiş. Kötü de, biz bunu tamir de ederiz. 8000'e sarsam bunları. Güzel, tek attık. Oğlum biri de benden bir şey alsın. Bu ne ya? Param yok. Tamam al, ver. Hadi ver. Güzel. Bakayım bir tipine. Sen akıllısın ama 50... Bol yani, elin bol senin. Sen bunu bir 10.000'e satarsın, alırsın. Ortaya al, buluruz biz seninle. Buluruz, buluruz. Tamam, güzel. Bulduk bile. Abla bunu nerede buldun lan? 10.000 dolar diyorsun. Ama bence bu 8.500. Yok, yemez mi? Tamam, 10.000'e ver. Bu iyi bir silaha benziyor. Bunu tamir de ederiz biz. Güzel. Uyuyor. Şimdi 100.000'ü niye satamıyoruz? 100'e alıcı gelmiyor. Buna alıcı gelmiyor. Bunun tamir bitmek üzere. Bunun sorgusu var. Güzel. Şu silahı kilitleyelim. Tamir edeceğiz onu. Sıranın sonuna geç dayı. Sen de geç. Para, para, para lazım bize şu an. 3.000. Ablam 3.000, 3.000. Hadi, hadi. Alıcı değilsen kapama. Bakayım. O kadar çıkmaz. Sen de git abla. Üf, 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 üf. Ortaca kitabından voleyi vurduk. Çok güzel oldu. Topu tamir edebiliyor muyum? Ha, evet. Güzel. Nereden alıyorlar siz içeri? Cash para, görüyor musunuz bak? Cash. Cash.
100 bin dolar keş. E? 95 bin. Okeyiz biz. Tamam ablam. Abim mi artık? Neyse. Alişanmış. Yani fark etmez. Tamam. Okey. Parayı bulduk. Güzel. Ya birazcık şeyimiz olsa bizim. Nakitimiz olsa her işe gireceğiz de nakitimiz yok. Sen bir sıranın arkasına geç. Bakayım fiyat ne? Yok, geç. 35 bin az gelir buna. Buna ama 40 bin de çok gelir. Bakayım. Sen zengin bir abiye benziyorsun ama 3500. 3500. Ölücüsün sen git. Çok. Bu ne lan uzay mekiği falan? Hı? Satayım da kurtulayım şundan. 4000 son. Alış fiyatına vereceğim hakikaten. Vermiyorum. 50 dolar kar için mi geliyorum buraya? Hmm, bizde kaldı. Güzel. Açık artırmaya katılalım şimdi. Eski altın sanat. Ne kadar dayı bu? 6000. 7000. Güzel. Çok güzel. Ketempere. Bu ne? Daha ucuzmuş. İyi. Hadi daha. Bir sonraki teklif vermeyeceğim eğer artırsa. Yürü git senin olsun. İlgilenmiyorum. Ben o bir kere olur. O bir kere olur. O bir kere olur. O bir kere olur. On bin verirsin sen. Hadi kır bakayım kumbaranı. Daha bağlı git. Ne lan bu? Ya bunu tamir edebilirim. O yüzden ben buna 20 bin dolardan aşağı... Ah yersin. 18 bin. Tamam. Okay. Sen bir arka sıraya geç de ona bayağı bir para lazım galiba. Azmış lan kitabı görünce. Epik çünkü. Kalite olarak yüksek yani. 4500. Nakit lazım bu da. Vermiyorsun, verme. Durumu kötü. Tamir etsek bayağı bir arttırırız. Oğlum sahte madde değildi mi lan? Çok düşmem ama az da düşerim diyorsun. 23 bin dolar. Hadi düz 24 ama fiş vermeyeceğim. Bugün dükkan biraz kalabalık gibi, iyi. Neyi satıyoruz lan biz? Yüzlüğü. Dayı sen ölücüsün. Bu 30 binden aşağı etmez ama. Sana 25 bin olur. Bence de kalsın. Defineciyiz sanki. Gönder şunlara. Gönder, ilgilenmiyorum. Ne lan? İyi para. Güzel para. Şimdi satsak 3000 ama tamir edip saksak 50.000 kar. Neyi satmaya çalışıyoruz biz? Ha. 30.000. 25. Çok hızlı düştüm ya. 27.000. Git hadi git. Savaş topunu tamamladı. Güzel. Fiyatı çok güzel artı bunun. Şimdi şu kitabı hemen bir tamir edeceğiz. Bizde şans yok ki. 8000 ablam. Git hadi git. Depo açık arttırmasına katılalım. Yuh. Yani. La oğlum bu iyiymiş lan.
48 bin aç çıkarttırma girişi nedir ya? Lan yürü git. Ablam bu iyiymiş. Oo, oo, oo. İyi bir parça. Şimdi bakayım. Sen de çok zekisin. Zeki olmasan böyle bir şey zaten bulamazdın diye düşünüyorum. Ver lan. Riske atacağım her şeyi, ver. Git şuradan. Birinin getirdiğine bak, diğerinin getirdiğine bak. Ama kazık değmiş olabiliriz. Oğlum hiç mi alacak bir şey yok? Git, ilgilenmiyorum. Az önce o silahı lan kafama tüküreyim. Bir de her zaman nakit lazım. Harcıyorsun, nakit harcıyorsun. Çok efsane bir şey çıkıyor karşına. Ama iyiymiş, bu da iyiymiş, bu da iyiymiş, bu da iyiymiş. Ablam, 130 bin ablam. Abla bunu, bu çok değerli bir şey. Altın kaplama olmasa yersin belki. 7. Bu ne? Sen bu kadar parayla geldiğine göre bir 40 bin verirsin. 35. Pis yapmadım. Bu ne dayı? Dayı 100 bin veren mi buna? Top 45 bin ya. Tamir edeceğimiz bir şey var mı? Yok. Silahı da tamir edelim hadi. Çok. Tamam, 18 bin orta yol. Tamam, o da oldu. Satıcı satıcının halinden anlar. Ne bu? Güzel parçalar var. Bunlara biraz gireceğiz. Dükkanı da büyüteceğim yakında. Şu elimdekilerin hepsini satayım, bir dükkanı büyütürüz. Ya böyle kötü durumda bir kılıç bulsam, onu iyileştirsem iyi olacak da. Hani kötü durumda böyle 120 bin dolarlık bir silah, hani ya da böyle bir güzel bir antikayı atıyorum, hani tamir ettik, bir anda iki katını fiyatına çıkartır, o da bizi kurtarır. Burada çok güzel fiyat aldık bundan. Bu neymiş? Ha, bu da iyiymiş. O 20 bin iyi. 40 bine satarız. Ya bulursak satarız. Güzel. Onu almazdım zaten. Çok güzel. 80 bin dolar. 3 olur olur olur. 30 bin dolar kar. Açık artırma parası çıktı. Ama sen kendi ayağınla geldin. Bence de süper. Daha sonra. İlgilenmiyorum. Bakayım buraya. Yok ya, artık ufak şeylerle ilgilenmiyoruz o kadar. Ufak ucuz bir şey varsa satacağım. Yokmuş ki. Depo açık arttırmasına giderdik belki ya. Aa, sen aynı az önceki aynı abla olabilir misin? O da bu kadar cömertti. Da tamam, al git lan, al git. Manyak. Hı. Bunu açık arttırmada satacağım. Zarar edebilirim ama satasım geldi. Oy, çok güzel oldu, iki de koymuşuz. La parayı bulduk ha, dur bakayım. Siz enayi misiniz lan? Sen enayisin. O kadar fiyat verir mi lan bunlara?
ya. Bu ne bu? Oo, dur. Bakayım. 100.000 dolar. Bir kuruş fazla bulanı vur. Şey bul. Ben gidip ondan alacağım. Bulurmuş. 200.000. Güzel üründü de çok pahalıya sattı. Tamam. Burada bitirelim. Bir saati doldurmuşuz. Arada gelecek videoları Dealer's Life 2'nin çok güzel bir oyundur. Gerçekten dolandırıcılığınızı pekiştirir. Keten pere usulünü iyi öğretir. Ve devam edeceğiz. Hani minik bir seri halinde. Birkaç bölüm devam eder. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.